Beslenme ve diyet terapisinin amaçları aslında temel amacı bence yiyecekle arasındaki ilişkiyi kişinin normalleştirmesi. Bu belki kulağa basit geliyor ya da kolay geliyor ama gerçekten çok zor bir hedef. Çünkü yeme davranışımız çocukluğumuzdan beri o kadar farklı şeylerden etkilenerek şekilleniyor ki bazen medyanın, sosyal medyanın etkisi, bazen çocukluğumuzda annenin, babanın yiyecekle ilgili aşırı kaygılı olması ya da aşırı kontrolcü olması, bazen gerçekten çocukluk travmaları ya da çocukluk anılarımız, bazen aile ilişkilerimiz, bazen sosyal ilişkilerimiz, bazen okuldaki yaşadığımız herhangi bir olay, bir duygusal durum, pek çok şey yemeği etkiliyor. O yüzden eğer biz yiyecekle ilişkimizi normalleştirmeyi hedefliyorsak, yiyecekle kurduğumuz her türlü bağı tek tek analiz etmemiz gerekir. Beslenme ve diyet terapisinin amacı ve bunu tamamlayan kişinin sonunda hedeflediğimiz gelmesi gereken nokta, kişinin her alanda yemekle aslında yemeği artık araç olmaktan çıkartması ve yemekle ilişkisinin normalleşmesi. Yemek çoğumuz için artık amaç değil de araç oluyor. O yüzden kişinin bu araç halini fark etmesi gerekiyor. Yemek hayatında hangi işe yarıyor, bunu keşfetmiş olması ve bu yaradığı işi aslında yemek olmadan nasıl başarabilir, bunun için de beceri kazanmış olması gerekiyor. Bu yüzden kişi eğer kaygıyla, stresle yiyerek baş ediyorsa, hayatından yemeği çıkarttığımızda o zaman kaygı ve stresle baş etme becerilerini kazanması gerekiyor. Problem çözme becerilerini kazanmış olması, olumsuz duygularla baş etme becerisi kazanmış olması, duygu regülasyonunu, duygu düzenlemesini sağlayabilmesi ve bu duygularla tek başına kalabilmeyi öğrenmesi gerekiyor. Kişinin amaçlarına göre değişmekle birlikte tabii ki bir diğer amacımız da kişinin kilo vermesini sağlamak. Bu kilo verme sürecinin daha süreç odaklı olması ve verdiği kiloyu uzun vadede koruyabilmesi bizim için önemli. Bu yüzden yaşam boyu sürdürebileceği sağlıklı yeme alışkanlıkları kazanmak tedavinin temel amaçlarından birisi. Bir diğer amacı da yiyecekleri katı etiketlemeyi hayatından kaldırmak. Yani bir yiyeceği kötü, sağlıksız, zararlı, kilo aldırıcı ya da yüksek kalorili şeklinde etiketlemeyip artık o sadece onun için bir yiyecek olup hiçbir yiyeceğin hayalini kurmayıp o yiyecek için büyük arzu hissetmeyip bedensel sinyallerini dinlemiş olması ve bu şekilde artık yeme kararını alıyor olması diğer amacımız. Bir diğer önemli amacımız da davranışından önceki düşünceleri artık fark ediyor ve tanıyor olması. Buradaki düşünce hatalarını fark edip yerine artık sağlıklı düşünceleri kendiliğinden koymuş olması ve bunu otomatik olarak yapıyor olması. Bir diğer amacımız ve önemli olan bir şey de aslında yaşam tarzı değişikliği sağlamak. Sık sık duyduğumuz bir şey yaşam tarzımızı değiştirmek ama kolay olan bir şey değil. Çünkü çok kalıplaşmış, oturmuş alışkanlıklarımız olabilir bununla ilgili. Kişinin kilo vermesini engelleyen yaşam tarzı değişikliklerini hayatına yavaş yavaş adapte etmek ve bunları zorla değil de kişinin kendi iyilik halini arttırmayı amaçlayarak adapte etmek çok önemli. Bu tedavinin sonucunda gerçekten yaşam tarzı değişikliğini sağlamış ve hem sağlıklı beslenme alışkanlıkları hem aktiviteyle ilgili alışkanlıklarını değiştirmiş olmasını hedefliyoruz.